İstanbul Şişli'de bir müteahhit yaptığı binaya kaçak kat çıktı. O katta oturanlar işi daha da abartıp içini kaçak daireye dönüştürdü. Diğer apartman sakinleri tedirgin, korkuyoruz diyorlar. Üçüncü taşındı, iki kat hemen birden kondurdu. Buradan öte nasıl yapıldı bilmiyoruz. Kızıyorlar biliyor musun, hani karışıyorsun diye. Söyleyince size tepki mi veriyorlar? Tabii. Kaçak kata, kaçak daire yaptı, mühürlenince de komşularını kaderine terk edip kaçtı. Evet, bir daireyi ikiye böldüler de. Ya deprem olsa? Onu Cenab-ı Allah bilir. Şişli'deki bu apartmanın son iki katı iddiaya göre kaçak yapıldı. Hatta kaçak içinde yine kaçak yapıldı. Bir kapı açacaklar oradan, iki taraf kullanacak hani. Mesela kiraya verecekler. Aşağıları nerede duydular, 10 milyar liraya kiraya ufacık yerleri. En üst kattayız şu anda ama içeriye giriş yasaklanmış. Çünkü bu dairenin sahibi dairesini ikiye bölmek istemiş. Apartman sakinleri fırsatçı komşularının planını fark edince belediyeyi aradı. Şikayet ettim tabii. Ben devamlı belediyeyi arıyorum. Zaten burası arsa tapulu. Bir de bölmüşler mi bir şeyler diyorlar yani. Yetkililer orayı mühürledi ama bina sakinleri endişeli. Allah Allah. En üst katta zaten müteahhit kendisine yapmıştı. Kendisine yaptı. Kaçak olduğunu herkes biliyor ama herkes susuyor. Bina sakinleri tedirgin. Kaçak kata, kaçak daire yapmaya kalkışan komşuları ise ortalıkta yok. Korkuyoruz yani, ne olur ne olmaz diye. Baştan yapılacaksa da razı gelecek herkes bir şekilde.